Elif Hobi YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu altıgen motifi çalışacağız hep birlikte. Bu şekilde merkezinden başlanıyor. Renk geçişleriyle tamamlanıyor motifimiz farklı teknikler kullanılarak. Ve şöyle bakıldığında normal bir motif boyutu arkadaşlar. Şu mavi kısımlar kadardır. Yani şu kadardır normal bir motifin büyüklüğü. Ama bu üzerine birkaç sıra daha tamamlanınca bir hali büyük bir motif oluyor. Yani yatak örtülerinde, koltuk şallarında çok rahat kullanabilirsiniz. Yine mesela bu motifi tamamlayıp kenarlarına da birkaç sıra dolanıp kırlent yapabilirsiniz. Çok da hoş duracaktır. Ya da kıyafetlerinizi hareketlendirmek için kullanabilirsiniz. Mesela bir bluzunuzun önüne bunu yerleştirip hatta bunun birkaç renkli sıra daha dolanıp diğer kısımları tek renk yaparak sade renk yaparak hoş bir bluz elde edebilirsiniz. Yani yine sizin hayal gücünüze kalmış çok farklı alanlarda çok değişik şekillerde değerlendirebilirsiniz bu motifi. Şimdi ben motifimin yapımı için bu şekilde koton ipler seçtim arkadaşlar. Bunlar orta kalınlıkta koton ipler ve 3 mm tığ kullanacağım. Motifimin yapımı için. Evet, motifimiz normalde arkadaşlar 11 aşamalı bir motif. Bunun için de 6 farklı renk kullanacağız. İlk olarak şu göbek kısmı ile başlıyoruz. Göbek kısmında sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkayı şu şekilde tutuyoruz ipimizi. Çeviriyoruz. Ortadan tığımızı geçiriyoruz. İlmek alıyoruz. Sabitliyoruz. Şimdi bu halka içerisine 12 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 12'ye tamamlayacağım. Döneceğim ben. 12 sık iğnemi tamamladım arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine tek çekmeyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Şu alttaki göbek kısmını da biraz şöyle çekerek büzüyorum. Çok çok böyle yok etmeye çalışmayın. Hafif bir açıklık hoş duruyor. Evet, şimdi diğer rengime geçeceğim. Evet. Yine ipimi tığıma sabitliyorum. Evet. Şimdi motifimin yaptığım bu kısmın herhangi bir yerinden başlıyorum. Şöyle şuradan başlayalım. Evet, şöyle herhangi bir sık iğnenin tepesinden girdim. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum ve girdiğim noktaya 4 tane şöyle alttan bunu da götürelim. 4 tane yarım çekme yapacağım. 1 doluyorum. İlk çekmeyi yapıyorum. İkinciyi bırakıyorum. 2 3 4 Bakın halkamda 2 4 5 tane halka var. Hepsini birden çekiyorum ve topluyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın önümdeki sık iğneyi atlıyorum. Bir sonrakine. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye yani. 5 tane yarım çekmeni iki trabzan yapıyorum. Bir yaptım. Tekrar bir yarım çekme. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi halkaların hepsini birden çekiyorum. Topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Zeminden de bir sık iğne atlıyorum. İkinciye. Bakın şunu atlıyorum. Buna. Yine 5 tane yarım çekmeli. 2 trabzan yapıyorum. 2 3 4
5. Tamam da yine 6 tane halkam var. Hepsini birden çekiyorum. Topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Bu şekilde 6 tane yapacağım arkadaşlar. 3 tane yaptım. 3 tane daha yapacağım. Ve oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son kısmı da yaptım. 3 zincirimi çektim. İlk yaptığım popcorn'un bu kabartılı trabzan grubunun tepesine tek çekmeyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, orta kısım oluştu arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Bunun için şöyle ipimi alıyorum. Tığımı sabitliyorum. Şimdi şu 3 zincir çektiğimiz aralardan giriyorum arkadaşlar. Buraya sabitledim. Yanına 4 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yani toplamda 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle yandaki 3 zincirlik boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. Bakın şu 3 zincirlik boşluğa. Şimdi buraya 5 tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde 5 tane sık iğne, geçişlerde de birer zincir olacak şekilde boydan boya dolanacağım arkadaşlar motifimin etrafını. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Son bir zincirimi ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine tek çekmeyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi evet. Bu kısımda bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıraya başlıyoruz. Yani şu sarı kısmı yapacağız. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Şu bir zincir çektiğimiz boşluklar vardı arkadaşlar. Bir önceki motifte bakın şu yaprağın üstüne bir zincir çekiyorduk. Oradan şöyle geçiş yapıyorum. Buraya sabitledim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi şöyle çeviriyorum örgümü. Arkadan ilk zincir kısmına şu şekilde batıyorum ve tek çekmeyle çekiyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çevirdim yine örgümü. Şimdi aynı o bir zincirlik boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine çeviriyorum örgümü. Bu ilk yaptığım trabzanın tepesine bu şekilde ilmeği alıyorum. İlmeği direkt diğer ilmekten de geçirerek yani ilmek kaydırıyormuşum gibi geçiriyorum ve sıklaştırıyorum orayı. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın böyle bir yaprak kısmını oluşturuyoruz. Şimdi tekrar devam ediyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Yine bir ileriki tek zincirlik boşluktayım. Oraya şöyle tığımı evet, bir tane ikili trabzan yaptım. Yani 3 tane ikili trabzan yapacağım daha doğrusu. 2, 3. Yine çeviriyorum örgümü. Siz benim gibi dağınık çalışmayın lütfen. Sonra bakın böyle bir görüntü oluşuyor arka kısmında. Her sıranın sonunda iplerinizi içine çekerek devam ederseniz böyle bir görüntü oluşmaz. Sonrasında da zorlanmazsınız. Şimdi ben hızlıca göstermek için bu şekilde yapıyorum artık ikinci motifimi. Burada bakın yaptık. Örgümüzü çevirdik. Yaptığımız ilk trabzanın
Tepesinden giriyoruz. Tek ilmek, ilmek kaydırır gibi çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tekrar örgümü çevirdim. Aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar örgümü çevirdim. Yine bakın ilk yaptığım şu trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırarak çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi bunu yine tığımın başına ipimi dolayarak bir sonraki tek zincirlik boşluğa ikili trabzanla birleştiriyorum. Ve şimdi burada yaptığım işlemin aynısını devam ettireceğim. Bu şekilde boydan boya devam edeceğiz arkadaşlar. 6 tane yaprak grubumuz olacak bu şekilde sarayla. 6 yaprak grubunu tamamlayıp döneceğim. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Son 5 zincirimi de çektim. Şu ilk yaptığım kısmın tepesine birleştiriyorum. Şöyle. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, bu sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Yine ipimi tığıma sabitliyorum. Şu 3 zincir çektiğimiz aralar vardı arkadaşlar. Oradan başlıyorum yapmaya. Şöyle sabitledim. Buraya 7 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Önce 1, 2 zincir çekiyorum tabii ki. Tığımın başına ipimi doladım ve 7 tane, daha doğrusu zincirimin yanına 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. 2, 4, 5 ve 7. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi direkt bu yaprak grubundan direkt buna geçiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Şimdi 7 tane sık iğneyi buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3 zincir çektim yine. Tekrar yine buraya geçiyorum. Bir sonraki yaprak arama. 7 tane ikili trabzanımı şimdi buraya yapıyorum. 1, 2. Bu şekilde arkadaşlar dolanacağım boydan boya ben. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. 3 zincirimi de çektim arkadaşlar. İlk yaptığım zincir kısmının tepesine birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, sıramı tamamladım. O mavi kısmın ipimi kestim. Şimdi şu 3 zincirlik. Evet, şimdi şu 3 zincirlik aradan giriyorum. Bakın, bir zincir çekiyorum. Ve şu ilk trabzanın tepesini sık iğne ile birleştiriyorum. Sonra bir sonraki trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın buna birleştirdim. Buna bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana yine bağlıyorum. Bu şekilde sık iğne ile. Bu şekilde bir zincirlik 1, 2, 3 bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğneye. Bir sonraki trabzana sık iğneyle bağlıyorum. Bu şekilde dediğim gibi 1, 2, 3, 4 tane aralık oluşturduk bir zincirlik. Sol trabzanıma direkt sık iğne yapıyorum zincir çekmeden. Bir zincir çekiyorum. 3 zincirlik araya geliyorum. Oraya sık iğne ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanımın tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. Sonra zincirsiz bir sonraki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Şu ilkinin de pardon, şu bir sonraki zincirsiz bir şekilde sık iğne yapıyorum.
Şimdi bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesini sık iğne ile birleştiriyorum. Yine bir zincir. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne. Bir zincir. Sık iğne. Son kez yapıyorum. Bir zincir. Sık iğne yapıyorum. Yine 4 tane bir zincirlik aralık oluşturdum burada. Son trabzanıma direkt sık iğne yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum yine. Bu araya geçiyorum. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Şuradaki ilk trabzanıma geçiyorum. Oraya bağladım. Şimdi yine zincirsiz bir şekilde hemen bir sonraki trabzana geçiyorum. Zincir çekmiyorum. Ve şimdi yine bir zincir, bir sık iğnelere devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde şu başlama noktama kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son trabzanın tepesine de sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. İlk bu araya yaptığım sık iğnenin tepesine birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, bakın yavaş yavaş büyüyor motifimiz. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Sarıya geçeceğim. Evet, yine ipimi aldım. Kılıma şöyle sabitliyorum. Ve şu araya battığımız, bakın şu aradakinin tepesinden giriyorum. Sık iğne ile bağlıyorum buraya örgümü. Bir, iki zincir çekiyorum. Şimdi şurayı yaparken bir zincirlik aralar oluşturmuştuk. O aralardan gireceğim arkadaşlar. Şu ilkinde yoktu. Buraya yapmıyorum. Tek zincirlik aralara. Şuradan başlıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Bir zincir. Bir sonraki tek zincirlik arada. Bir zincir. Bir sonraki tek zincirlik araya giriyorum. Bir zincir. Yine bir sonraki tek zincirlik ara ve son tek zincirlik aramdı bu. Bakın 2 4 tane yaptım bu şekilde. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi yine bu o arada yaptığımız şu sık iğneye bağlıyorum yine sık iğneyle. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum ve tek zincirlik boşluklara yine sık iğneler yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bir zincir, tekrar sık iğne, bir zincir, tekrar sık iğne, bir zincir ve son sık iğne. 4 tane oldu yine sarı ilmeğimden 2-4 tane. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Yine aradaki sık iğneme bağlıyorum sık iğneyle. 1-2 zincir. İşlem devam ettireceğim ben arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son sık iğnemi yaptım. 2 zincirimi çektim. İlk yaptığım buradaki sık iğnenin ortasına bu şekilde ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kestim. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Şu lacivert kısımları yapacağız arkadaşlar. Bakın burada motifimizin bu kısmında aslında burası böyle bir bütün gibi duruyor yere koyunca ama bu kısmında böyle bir birleştirme var. Şöyle arkadan göstereyim. Bakın şu şekilde. Aradan gireceğiz. Şu mavi kısmın, turkuaz kısmın arasından gireceğiz. Zincir çekeceğiz ve şu kısımları şu sarı ilmekle birlikte şu kısmı tamamen birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi onu yapacağız. İpimi alıyorum. Bu kenar ne renk yapacaksak buraya onu kullanıyoruz arkadaşlar ki bir bütünlük olsun üst tarafla diye.
Şu görüntüyü öyle sağlıyoruz. Bakın burada böyle bir çiçek dilimi var. Burada bir çiçek dilimi var. Bu görüntüyü o toplamalarla sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine ipimi tığıma sabitliyorum. Evet. Şimdi şöyle motifimi çeviriyorum. Şu kaymasın. Şu bakın yaptığım şu turkuaz kısmın ortasındaki 1, 2, 3, 4. iki trabzanın şu zemininden bakın şöyle göstereyim. Şu zemininden ilmekleri alıyorum. Yani var olan ilmekleri tığımı geçiriyorum. Bu şekilde sabitliyorum oraya ipimi, lacivert ipimi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Ve şöyle şu aşağıdan da olacak şekilde şöyle alıyorum. Burada şöyle dengeli alalım. İki trabzanın ilk ilmeğini çekiyoruz. Diğer ilmeğini ikinci çekmesini yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikiyi çektim. Sonraki çekmeyi bıraktım. Tekrar tığımın başına doladım. İlk ilmeği çektim. İlk çekmeyi yaptım daha doğrusu. İkinciyi yine bıraktım. Tekrar doladım. Yine buradan batırıyorum. 3 kez yapıyorum bunu. İlk çekmeyi yapıyorum. Diğerini bırakıyorum. Sonra tığımda 5 tane 2, 4, 5 tane ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi bakın ön tarafı bu şekilde toplanmış oldu. Şu salaş görüntüden kurtuldu. Bakın böyle bir yaprak görüntüsü oluştu. Şimdi tekrar çevireyim örgümü. 5 zincir çekmiştik. Buradan yine 1, 2, 3, 4'üncünün altından ilmeklerime tığımı geçiriyorum. Oraya sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Yine bu aradayım. Bir sonraki aradayım bakın. Sarıyı da içine alacak şekilde. Sarı 5 zincirlik arayı da içine alacak şekilde. Tığımı taktım. 2 ilmek çekiyorum. Sonraki çekmeyi bırakıyorum. Tekrar doladım. İlk çekmeyi yapıyorum. İkinci çekmeyi bırakıyorum. Tekrar doladım. İlk çekmeyi yaptım, ikinciyi bıraktım. Sonra tığımdaki ilmeklerin hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar buraya geçiyorum. Buradan 1, 2, 3, 4. trabzanımın ilmeklerine şu zemininden tığımı geçiriyorum. Evet. Buraya sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Önümdeki aradayım. Şu sarıyı da içine alacak şekilde çekiyorum. İlk çekmeyi bırakıyorum. İkili trabzanımın ilk çekmesini bırakıyorum. Çekiyorum. İkinci çekmeyi bırakıyorum. Tekrar doluyorum. İlk çekmeyi yapıyorum, ikinciyi bırakıyorum. Tekrar doluyorum. İlk çekmeyi yapıyorum, ikinciyi bırakıyorum aynı şekilde. Tığımdaki ilmeklerin hepsini birden çekiyorum. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar dolanacağım ben boydan boya motifimi. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son 5 zincirimi de çektim. İlk yaptığım buraya bağlama kısmının dibine ya sık iğne ile birleştiriyorum. Daha doğrusu tek çekmeyle bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Bakın şu alttaki kalabalıklar hoş bir görüntü oluşturmuyor tabi. Bayağı oluştu. Çiçek kısmımız belirginleşti. Şimdi sarı kısmı yaptık. Şu fuşya yani şu merkezdeki
renkle devam edeceğiz arkadaşlar motifimizi yapmaya. Evet, yine ipimi aldım. Tığıma sabitleyeceğim. Evet, şimdi diğer rengimizi aldık arkadaşlar. Hatırlarsanız şu sarı kısmı yaparken şurada iki zincir çekip battığımız bir kısım vardı. Şimdi o iki zincirlik kısımdayız arkadaşlar. Bakın şurada iki zincirlik kısımdayız. Şöyle daha yakından göstereyim. Bakın orası. Oraya sabitliyorum ipimi. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Yani orada iki tane sık iğnem olmuş oldu. Bir, iki zincir çekiyorum. Yine bu kısmın sol tarafındaki iki zincirli kısma geliyorum. Sarı ipimin. Bir, iki tane sık iğne oraya yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir önceki sırada bir zincirlik boşluklarım vardı. Oraya geçiyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir. O bir zincirlik boşluktayım. Bir sık iğne. Bu şekilde. Pardon arkadaşlar, şuralar tek sık iğne değil, iki sık iğne olacak. Tek sık iğne olan yerleri söküyorum. Şimdi bir zincir çektim. Hemen yandayım yine. Oraya şu bir zincirlik boşluğa iki tane sık iğne yapacağım. Evet. Bir, iki sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki sık iğne. Tekrar bir zincir. Sonraki bir zincirlik alttaki boşluktayım. Bir, iki sık iğne. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bu iki zincirlik boşluğa geldim. Yine o battığım kısma. Bir, iki sık iğne. Burada bu lacivert kısmı atlamak için bir, iki zincir çekiyorum. Lacivertin solundaki iki zincirlik boşluktayım şimdi. Bir, iki sık iğne. Tekrar bir zincir. Bir, iki sık iğne, tekrar bir zincir, bir sonraki boşluktayım. Bir, iki sık iğne, tekrar bir zincir, bir sonraki boşluk. Bir, iki sık iğne, tekrar bir zincir, yine iki zincirlik boşluktayım. Bakın oraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincirle atlıyorum laciverti. Soldaki iki zincirlik boşluğa geçiyorum ve iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde boydan boya dolanacağım ben arkadaşlar motifimin çevresini. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir zincirimi çektim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet. Motifin en son hali bu oldu. Şimdi beyaz kısmına devam edeceğiz. Beyaz ipimi alıyorum. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Şimdi şu tek zincirlik aralardan birinden giriyorum arkadaşlar. Şu tek zincirlik bir önceki sıradaki tek zincirlik aradan ipimi sabitliyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Yanına iki tane yarım çekmeli trabzan yapıyorum. İlk çekmeyi yapıyorum, ikinciyi bırakıyorum. Tekrar doluyorum tığım başı ipimi. İlk çekmeyi yapıyorum, ikinciyi bırakıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. Bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığım başına ipimi doluyorum yine. Buraya 2 de çekebiliriz aslında. 3 biraz fazla olacak. 2 çekelim buraya. 2 zincir. Tığım başına ipimi doladım. Bir sonraki tek zincirlik boşluktayım arkadaşlar. Oraya yine ilk çekmeyi bırakıyorum. Çekiyorum, ikinciyi bırakıyorum. Yine aynı şekilde ilkini çekiyorum, sonrakini bırakıyorum. Bir kez daha yapıyorum. Tığımda yine 4 ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine tek zincirlik boşluğuma 3 tane yarım çekmeli trabzan yapıyorum. Hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum.
Ve bu kısımdaki sonuncu yarım çekmeli trabzan grubumu yapıyorum şimdi buraya. 1, 2 ve 3. Şimdi hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum bu araya. Çünkü buradan artık bu tarafa geçeceğiz. Bakın buraya 4 tane yaptım. Şimdi bu tarafa geçeceğim. O yüzden 5 zincir çektim. Tam başına ipimi doladım ve ilk şu kısmı atladıktan sonra bakın şu zincir kısmını şuradaki tek zincirlik boşluğa geldim. Oraya yine 3 tane yarım çekmeli trabzan yapıyorum. Sonra hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar önümdeki boşluktayım. Oraya 3 tane yarım çekme. 1, 2, 3. 4 ilmeğin hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde yine burayı da 4'e tamamlayacağım arkadaşlar. 1, 4 tane beyaz yaprak yapacağım yani. 2, 3 çekme yaptım. Hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3 zincir ve son beyaz yaprağımı da son tek zincirlik boşluğuma yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek bakın diğer tarafa geçiyorum. Diğer taraftaki ilk tek zincirlik boşluğumdan giriyorum. Yine aynı şeyi yineliyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Ve son kısma geldim ben arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Aradayım çünkü 5 zincirimi çektim. Şimdi ilk yaptığım trabzan grubunun tepesine bu yarım çekmeli trabzan grubunun tepesine bu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Motifimizin son hali bu şekilde. Şimdi artık son iki sıramızı yapacağız. Lacivert kısma geçiyorum. İpimi aldım. Yine ipimi tığıma sabitleyeceğim. Şimdi şu 5 zincir çektiğimiz aralar vardı arkadaşlar. O 5 zincirlik aralardan herhangi birinden şöyle ipimi sabitliyorum. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Yani burada iki tane sık iğnem olmuş oldu. Tığımın başına ipimi doluyorum. Ve alttaki şu pembe, şu zincirle geçtiğimiz pembe kısmı da bakın bu şekilde bu pembe kısmı da alarak yarım çekmeli ikili trabzanlar yapacağım. İlk çekmeyi yaptım. İkinciyi bırakıyorum. Tekrar ilk çekmeyi yaptım. İkinciyi bırakıyorum. Bir kez daha yapıyorum ve 3 kere oldu. Şimdi hepsini birden çekiyorum. Sonra yana geçiyorum. Yanda şöyle bakın boşluk var yine. Oraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Sonra hemen yan boşluğa geçiyorum. Zincirsiz bir şekilde. Oraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 Sonraki yine 3 zincirlik boşluklarıma 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kaç yaptık? 1 2 3 Şimdi yana geçiyorum. Yandaki 3 zincirlik boşluğa da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şimdi yine 5 zincirlik boşluğa geliyorum arkadaşlar. Oraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Tığımın başına ipimi doluyorum. Alttaki şu zincire geçtiğimiz fuşya pembe daha doğrusu ipi de alıyorum. Onunla birlikte yarım çekmeye trabzanlar yapıyorum yine. İlk çekmeyi yaptım, ikinciyi bıraktım. Tığımın başına ipimi doladım. İlk çekmeyi yaptım. Şöyle. İkinci çekmeyi bıraktım. Tekrar doladım. İlk çekmeyi yaptım. İkinciyi bıraktım.
Tığımda 4 tane ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. Ve hemen yan boşluğa geçiyorum yine. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Şimdi yine 3 zincirlik boşluğumdayım. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Şu ipimi de içeriden götürmek istiyorum. 1, 2, 3. Tekrar yana geçiyorum. 3 tane sık iğne. Bu şekilde boydan boya motifimi dolanacağım arkadaşlar. Başlangıç noktasından tekrar birlikte devam edelim. Evet, son 3 tane sık iğnemi de yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine böyle tek çekmeyle birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve her bir sık iğnemizin tepesine bir tane ikiye trabzan yapıyoruz. Bu şekilde her bir sık iğnemin, burada topladığım bir trabzan vardı. Şimdi şurada zincir ilk sık iğnemin tepesi oldu. Görünmüyor pek ama şuradaki sık iğnemin tepesine bir tane ikiye trabzan yaptım. Şimdi buraya tek çekmeli, daha doğrusu yarım çekmeli bir ikiye trabzan grubum var. Ona da bir tane yapıyorum. Çünkü en son tek seferde birleştirmiştik. Onu da bu şekilde bir tane ikiye trabzan yapıyorum. Sonra iki tane sık iğnem vardı. Onlara da birer tane ikiye trabzan yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Ta ki şu çiçeğimizin tepe noktasına kadar, yani orta noktasına kadar, şu yaprak kısmının en ortasındaki trabzana kadar iki trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Her bir trabzanımın tepesine, pardon, sık iğnemin tepesine. Bu şekilde. Evet. Şimdi o kısma geldim. Daha doğrusu ilkine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki ikinciye 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sık iğnemin tepesine, en ortadaki 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yaptım, bakın. Şimdi yanındaki sık iğneye yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve boydan boya her bir sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Yine tepe noktaya bir kere daha göstermek için geleceğim arkadaşlar. Bu bize o 3 tane ikiye trabzanlar, tek sık iğnenin üzerine 3 tane ikiye trabzanlar yaptığımız kısımlar bizim motifimizin köşelerini oluşturuyor arkadaşlar. Bakın buralar oluyor o kısımlar. Devam ediyorum. Ta ki dediğim gibi şu yaprak grubunun en ortasındaki sık iğneye gelene kadar. Bu şekilde trabzanlar yapıyorum. Her bir sık iğnemin tepesine bir tane ikiye trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi geldim o kısma arkadaşlar. Tepedeki boşluktayım. İlkine bir tane sık iğne yaptım. İkinciye 3 tane, pardon, 2 trabzan yaptım. İkinciye 3 tane 2 trabzan yapıyorum. Aynı noktaya. Bakın, aynı noktaya 3 tane 2 trabzan yaptım. Şimdi yine her bir sık iğnemin tepesine bir tane 2 trabzanlar yaparak devam ediyorum. Yine bu noktaya kadar. Bu çiçek grubu yaprağının orta noktasına kadar. Bu şekilde bakın köşelendi. Köşeleniyor motifimiz. Bu şekilde dolanacağım ben arkadaşlar. Başlangıç noktama kadar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son trabzanı da yaptım arkadaşlar. İlk trabzanımın tepesine ilmek kaydırarak birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, motifimizi tamamladık arkadaşlar. Son hali bu şekilde oldu. Evet. Renkler hemen hemen aynı arkadaşlar. Çok ufak değişiklikler var renk tonunda. Ama o bile değiştiriyor motifin halini.
Evet, bu şekilde farklı amaçlar için, farklı yerlerde farklı amaçlar için daha doğrusu kullanabileceğiniz güzel motifler oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.